Selam çocuklar. Şimdi e, jobs yani mesleklerle ilgili quizimize geçmeden önce bilmeniz gereken bazı şeyleri ben size hatırlatmak istedim. Yüksek puan alıp mutlu olmanız için. Bir defa çocuklar bu quizde meslekler e, mesleklerin her birinin çalıştığı farklı yerler var. E, bazıları aynı yerde de çalışabilir. Tabii. Mesela nurse ve doktor, hemşire ve doktor aynı iş yerinde çalışıyorlar gibi. Bunları bilmeniz gerekiyor. Bu sınavda, bu quizde başarılı olmak için. Mesela ben size dersem ki I'm a doctor, I work at a diye boşluk bırakırsam siz oraya ne getirmeniz lazım? Hospital getirmeniz lazım. Neden? Çünkü ben bir doktorum. Doktor nerede çalışır? Hastanede çalışır. hastanede çalışırım anlamında bu şıkkı işaretlememiz gerekiyor. Bunun tam tersi de söz konusu olabilir. Mesela I'm a... nokta nokta I work at a hospital derse ben bir nokta noktayım ve bir hastanede çalışıyorum derse bu boşluğa ne gelebilir ya doktoru ya da hemşireyi yine işaretlememiz gerekebilir. Bir diğer soruda da insanlara meslekleri nasıl sorulur ve onlara nasıl yanıt verilir bunu bilmeniz gerekiyor. What is your job ya da What do you do diye de meslekleri soruyorduk. Bunların harf harf bilmeniz gerekiyor. Bunlar çok önemli sorular bu ünitede. Bunlara nasıl yanıt veriyorduk? I'm e dedikten sonra mesleğin adını söylüyoruz. Mesela I'm a teacher e, ya da I'm a doctor, I'm a fireman, I'm a scientist bir bilim insanıyım diye. Bu e'yi de unutmayın. Ben bir demek. E'nin anlamı neydi? Bir. Sayı olan bir değil ama ben e, sayı olan bir tabii ki aslında şey one'la karıştırmamanızı istiyorum sadece. Mesela I'm a teacher. Ben bir öğretmenim. Oradaki vurgu bir değil aslında ama öğretmenlerden bir tanesiyim. Öğretmenler ordusunda bir neferim gibi bir şey oluyor yani. Bir de he, burada yazmayı atlamışım ben. Ne var? Where do you work? Nerede çalışıyorsun? Var bunu da unutmayın. Where do you Where do you work? Bunu da bilin. Buna nasıl yanıt veriyorduk? Bunun anlamı ne? Where do you work? Nerede çalışıyorsun? I work at. Az önceki soruda da vardı. I work at bla bla buraya da iş yerinin adını yazabilirsiniz. Tamam? İş yeri gelecek buraya da. Bir diğer bilmeniz gereken şey A e ve e N'in anlamı. Az önce de dedim. A e bir demek ama bazı durumlarda E yerine bir anlamında N kullanmamız gerekiyor. Ne zaman olduğuna şimdi geleceğim. Şimdi eğer E'den sonra bir anlamında kullanacağımız sözcükten sonra ki gelen meslek adı ya da herhangi bir isim sıfat sessiz harfle başlıyorsa mesela a teacher a lawyer a businessman a fireman biliyorsun sessiz harfler neydi b c d g j k l m p r s tarzı bu sözcüklerin hepsi sessiz. Eğer bu sessizlerden biriyle başlıyorsa e'yi kullanıyoruz. Bir öğretmen a teacher bir avukat a lawyer bir iş adamı a businessman bir itfaiyeci a fireman ama ama e, e, E'nin arkasından gelmesi gereken sözcük. Sesli harflerle başlıyorsa A, E, I, O gibi. İşte o zaman işler karışıyor. O zaman E yerine N kullanıyoruz. Anlam olarak hiçbir değişiklik yok. Sadece E-Architect, E-Electrician, E-E-I-I falan böyle bir kakafoni deniyor buna yabancı dilde. Kulağa hoş gelmeyen ses oluşmaması için E-Architect değil, N-Architect. E-Electrician yapmamak için ne yapıyoruz? N-Electrician. E engineer değil, en engineer. En engineer. Sebebi neymiş? E, bunun iki tane sesli harfin yan yana gelip böyle karışık, hoş olmayan bir ses oluşmasını engellemek maksadıyla yabancılar bunu icat etmişler, kullanıyorlar kendi dillerinde. Bir de iş yeri ve meslek adlarını birbirinden ayırt edebilmeniz lazım. Mesela teacher bir job meslektir. Workplace'i yani iş yeri onun school'dur. Teacher'ı görürsen ilk, e, cümlenin ilk kısmında ikinci tarafa school gelir. Polis woman varsa cümlenin başında ben bir police woman'ım woman diyorsa muhtemelen cümlenin devamında ben bir polis karakolunda çalışıyorum anlamında bir şey gelecektir. Yani polis station lazımdır oraya. Farmer, e, çiftçi demektir. Farm, bur, burada tam niye silinmiş? Heh, farm. farm ise ne demek farm? Tabii ki e, çiftlik ya yani farmer başka bir şey farm başka bir şey bu ikisini birbirine karıştırmıyorsun çocuklar. Tamam. Benim kısaca bahsedeceklerim. Bunlar buna ek olarak bir şey var diye düşünüyorum. Şu an aklıma gelmedi. Sizinle sınavda görüşmek üzere. Görüşmekte üzere. bay bay.